Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün size bu kış balkonumuzdaki bitkilerle ilgili karşılaştığımız bir sorunu paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi biz burada yaklaşık bir yıl kadar önce böyle bir sistem kurduk. Bu sistemde greyfurt bitkilerimiz ve limon bitkilerimiz var. Her bir göze bir ağaç olacak şekilde bir fidanımız var şu anda. Yalnız bir komşumuzdan almış olduğumuz bir bitki yüzünden bir hastalık bulaştı. Bu hastalığımızın adı da unlu bit ya da pamuk biti. Tüm bitkilerimize bulaşmış durumda. Bunlarla ilgili bir mücadele kapsamında bir böcek ilacı kullandık ancak çok da başarılı olamadık. Şu şekilde. Bakın her tarafa bulaşmış durumda. Bu hayvan, bu böcek daha doğrusu ne yapıyor? Bakın şurada pamukçuk şeklinde oluşumlar mevcut. Yani yakından görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ha, şurada bir tane var. Netleştirmeye çalışıyorum. Bakın şunlar yeni yavrular. Her tarafa bulaşmış durumda. Şurada bir görüntü var. Gördüğünüz gibi. Şu bir birey. Bu hayvan bu şekilde yaprağın iletim demetlerini emeçleriyle yapışmak suretiyle oradaki bitki öz suyunu çekmekte ve zaman içerisinde yaprağın şu şekilde kurumasına yol açmakta. Peki bu pamuk biti ya da un biti ne yapıyor? En sonunda bir salgı da salıyor. Bu salgıyla böyle yaprak üzerinde mumsu, yapışkanımsı bir madde salgılıyor. Bu da yaprak yüzeyinde yayılınca yaprağın fotosentez kalitesini düşürüyor ve bitkinin zaman içerisinde ölmesine yol açıyor. Bakın burası bayağı bir dolu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın burada da var. Bu salgıladığı yapışkanımsı madde zaman içerisinde bitkiler üzerinde fumajin denilen bir yapı oluşturuyor. Bu fumajin mantari bir hastalık. Bakın şöyle. Görüldüğü üzere şurada bayağı yaygın. Bakın yaprağın yüzeyinde. Mantari bir hastalık. Bu da bitkinin zaman içerisinde ölmesine yol açıyor. Peki bunlarla ilgili şimdi ne yapacağız? Şu şekilde. Ben bunları yaklaşık şöyle bir 10 santim, 10-15 santim seviyesinde budama makasıyla şöyle kestim, temizledim. Etrafındaki o fumajin, mantari şeyleri de deterjanla, şimdi deterjanlı suyla sileceğim. Sonra almış olduğum bir tane böcek ilacıyla, bu unlu bit için piyasada satılan böcek ilaçları var. Bunları kullanacağım. Bu bitkilerimizi kurtarmaya çalışacağız. Daha sonrasında da yapabilirsem her bir saksının içerisine de çilek dikmeyi düşünüyorum. Üstte greyfurt ve limon olacak şekilde. Altta da çilek yetiştirmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, herkese iyi günler diliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın.